kaldığımız yerden az sonra hareket edeceğiz ama önce bir kahvaltı yapalım dedik. Dışarıda malum kahvaltılar çok yüksek fiyatlar. 10 euro, 8 euro. Neler aldık? Kaşar aldık. Zeytin aldık ama zeytin çok güzel gerçekten. Keşke Türkiye'ye götürebilsek. Domates aldık. Meyve suyumuz var. Bıçağımız olmadığı için neyle kestik Murat? Böyle bir bıçak bulduk herhalde. Kalem tıraş vardı şeyde, çantada kalmış. Onun vidasını söktük, temizledik. Domatesi kesiyoruz ama boyu kısa olduğu için. Domatesin son hali bu. Domates perişanları. Evet. Ama, evet. Ama iyiliğine sahip oluyor. 10 numara 5 yıldız. Bunun lezzeti başka. Hazır kahvaltı yemeğinin tadının yanında bunu yapıp hazırlamak gibi. Evet, evet. Kamp gibi 500 zevk verecek bir şey. Hı-hı. Böyle yani. Birazdan hareket edeceğiz. Herkese afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi İşkodra ve tren yolculuğumuza başlamış durumdayız. Hayırlı yolculuklar Murat'cığım. Hayırlı yolculuklar. Evet, Karadağ'ı bitirdik. Yolumuz, istikametimiz İşkodra. Ondan sonra da tren olarak bakalım. İnşallah hayırlı bir şekilde gider geliriz. Bu arada manzarayı da göstermek istiyorum gerçekten. Harikulade. Görülmeye değer yerler. Tam tatil yöresi diyebiliriz. Burada da bir zipline var. Bir bakalım. Burada insanlar ne yapıyor? Yol üzeri bir uğrayalım. Evet. Görelim. Görelim. Zipline'ın olduğu yere geldik. Aynı zamanda burası bir seyir terası. İnsanlar burada fotoğraf çekiniyor. Şöyle bir bakalım manzaramıza. Ve Budva'nın müthiş görüntüsü, seyir terası gibi harika bir görüntüsü var. Bir Türk çifte rast geldik. Merhabalar, hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Türkiye'den geliyoruz. Neresinden? İstanbul'dan. Biz de Ankara'dan. Ankara'dan geliyoruz. Projemiz var. Proje kapsamında Balkan Kıyı. Ne projesi? Çanakkale Savaşı'yla ilgili. Buralardan çünkü o savaşa katılanlar olmuş. Onların torunlarını. Balkanlardan çok tabii çok. Ben aslında Özbekistan'dayım. Öyle mi? Neresinden? Şunlardan. Bizim dedeler Silistre'den gelmeler. Yukarıda. Yukarıda 90 kilometre. Tuna Nehri'nin kenarında. Evet. Bosna'dan başladık. Buraya geldik. Şimdi çok güzel bir görüntüsü var buranın. İşte 4 yıl mı ne eve gelmemiş olan askere gittikten sonra. Biz dün birisiyle tanıştık. 36 yıl gelmemiş. 16 savaşı süresince Çanakkale'de görev yapıyor. Allah evet, razı olsun. Evet. Sonra 30 küsür yıl gelmiyor buraya. Gelmiyor. Acaba Türk Kurtuluş Savaşı'na mı katılıyor? Katılıyor yani. Ta 51 senesine kadar Türkiye'ye. O çocuklar için geliyor yani. Çünkü kaldı bir kız ve oğlu kaldı. Sonra dönüyor. Tabii yaşlanıyor. Kimse tanımıyor. İlginç. Ve Arnavutluk sınırından geçtik. Murat'ın toprakları. Evet, ana tarafından memleketime hoş geldin. Bizi hoş karşılarlar inşallah. Hadi bakalım, İşkodra'ya doğru devam. Evet, yolculuğumuzun bu kısmında İşkodra'dayız, Arnavutluğa girdik. Evet, anne tarafından memleket Arnavutluğa gelmiş bulunmaktayım. Memleketime hoş geldim ya. Evet, burada bir akrabamız var, Orhan Kuruş, onunla da İnşallah buluşacağız. Onları bir hasbihal edeceğiz. Evet, memleket havası alıyorum. Türkiye'de herkes bayramlarda, tatil günlerinde memleket havası alır ya. Öyle hissediyorum ben de şu anda. Memlekete geldim, memleket havası. Gayet güzelmiş. Yeşillik, mis gibi. Dinleneceğiz. Ervis Molla bizi alacak. Arkadaşımız bize macchiato hazırladı. Sularımız da geliyor. Ve güzel bir yer. Kodra'da Şehit Gazi yakınlarıyla buluşmak üzereyiz. Önümüzdeki aracı takip ediyoruz. İşkodra'dayız. İşkodra'da Ervis Molla bizi karşıladı. Sağ olsun. Güzel bir mekana getirdi. Bu mekanda sohbet edeceğiz. Kısa bir sohbetimiz olacak. Babası da yanında. Dedesi Çanakkale Savaşı'na gitmiş ve
gazi olarak geri dönmüş. Şevki amcamın dedesi Çanakkale'de savaştı. Şimdi Şevki amca size bir şeyler aktardı tarih boyunca. Evet. Siz de oğlunuz Enes'e bir şeyler aktardınız. Enes peki Çanakkale Savaşı deyince, Çanakkale deyince, Türkiye deyince neler söyleyecek, neler düşünüyor? Enes, Çanı indi kokur, pemenin Çanakkale'nin dursi indi kuşanı. Un nem iyem ısınım, gajtoyu ya çim tragan gjyshi dhe babaim, për të kaluarën në tërshi. Ben de heyecanlıyım, yani duygulanıyorum. Dedemden duyduğum ve anlatılan o güzel hikayeler. Babamdan da dinliyorum bunları işte. Duygulanıyorum diyor yani. Ne güzel. Biz de bu şuuru istiyoruz inşallah. Evet, affetler. Për të pjesë, pa për bukërën e kësaj pjesët jenë në zbashët. Ti kena po edhe vërezët të tërnëve nga Shkodra, Tirana, Elbasani, Berati. I kena dragu me njemë. Mezarlık ziyaret yaptığımızda yani orada okuduk işte şehirler Tiranlı, Şkodra, Elbasan vesaire duygulandık diyor. Babam kadar bu işi niyat edildi düşüyem. Babam hep anlatıyordu. Onun babası yani benim dedem birkaç kişiyle beraber Çanakkale'ye savaşa çıktılar yani burada. Buradan oraya nasıl geçmişler? Yürüyerek mi? Sikan Şkodra, Kumkan, Meneyem, Kürsesmen Kumkan mıydı? Genel yürüyerek gitmişler. Yani çok zorlu bir yolculuk olsa gerek değil mi? Atiyata Tavar, Hubakaten, savaşa katıldılar. Buradan bir grupla gidildi. Fakat yani belki o grup bir yerde birleşmişler yani. Belki beraber böyle bir... Birlikte hareket etmiş olabilirler. Birlikte hareket etmiş. İşkodra'dan katılımcılar da vardı. Peki Çanakkale Savaşı deyince ne düşünüyor kendisi? Kurnacan tatatta. Çanakkale duyunca söylenen şarkılar, o savaşla ilgili şarkılar mesela çok duygulanıyorum diyor. Ya ve devamlı dinliyoruz bunu. Dinliyoruz. Çok emosyonel. Heyecanlanıyoruz. Türkiye hakkındaki düşüncelerini kısaca alalım. Onda ne imet attı? Fırsız işmen değil mi Türk'ü imet attı? Fırsız beş dakika daştı. Popülüşüp daha. Türk halkı devamlı yani her zaman. İlişkilerimiz her zaman iyi. Kardeşlik şimdi daha iyidir, daha kuvvetlendi. Zaten sevgimiz karşılıklı inşallah. Burada ilginç bir anekdot var. Şevki amcamız onu da aktaracak. Çok merak ediyoruz. Bakalım neler söyleyecek. Komünizm döneminde bir maç organize ediliyor. Futbol maçı. İşte Fenerbahçe, İşkodra, Vlaznia diye geçiyor burada İşkodra. O günde bile kadınlar bile gittiler. Yani izlemek için. Ne zaman? 1970 yıllarında. Evet, evet. O zamanki ninneler, kadınlar mesela işte stadyuma şey var, aynen. Stadyuma gidiyorlar. Destekliyorlar. Evet. Ne diyorlar peki, nasıl düşünüyorlar? Yani abilerimiz geliyorlar, kardeşlerimiz geliyorlar. Çok enteresan. Caminin imamısın. Bu caminin imamısın. Türkiye'de ilahiyat okudun. Evet, şimdi köy bayağı büyüktür. Yani burada bayağı çocuk da var. Tamam. Bu yeni bina yapıldıktan sonra yeni kayıtlar oldu, bayağı çok. Tamam. 60'a yakın, yani 60 rakamı çıktı. İşte onlarla devam ediyor çünkü köy büyük, bayağı çocuk var. Zaten başka bir gidecek bir yer yok burada yani. Evet. Bir park veya bir alan böyle çocuklar buraya hem merkez burada. Köyün merkezi de burada. Tamam. Geliyorlar yani bahçede bir şey oynamaya çalışıyorlar. Burası ama işte İşkodran'ın bunlar... hangi köyü? Neresi? Barbuluş köyü burası. Barbuluş köyü. Evet. Arnavutluk'ta yani en büyük köylerden bu. Şurada bir boş alanımız var. Hani bu derslikte talebeler burada Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Ya hani şimdi sadece ders de olmuyor. Kuru kuru gidiyor. Tabii. Biraz oynayarak yani onlar çocuk sonuç. Tabii. Biraz oynarlar ondan sonra ders. Buraya böyle bir çocukların etkinlik yapabileceği bir alanımız var ama burası boş. Buraya bir destek verirlerse çok güzel olur. Burası da Diyanet tarafından desteklenen, destekleriyle yapılan bir cami. Ha, orası sizin ev. Evet. Tamam, tamam. Dükkan. Evet, Şehit Gazi yakınımızın evi burada. Burası dükkan. Dükkan. Dükkan da burada. Evimiz burada abi.
Evet. Dükkan burası. Burası da Hırdavat. Evet, Şehit Gazi Akır'ımız dükkanı burası. Kim bilir, dedeleri de belki burada işlerle uğraştılar, meşguliyetleri vardı.